İyi akşamlar, iyi bayramlar sayın seyirciler. Bayramın bu üçüncü gününde liderler yoğunlaştırılmış müzakerelerin ikinci turunun son görüşmesini yaptı. Bundan sonraki adımda New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un da katılacağı üçlü zirve olacak, üçlü görüşme olacak. Bu görüşme öncesi müzakere sürecinin geldiği aşamayı ve New York beklentilerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda BRT HD ekranlarında dört gazetenin temsilcisiyle birlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte değerlendireceğiz. Ayrıca bu yayınımızı, özel yayınımızı bazı özel kanallar da verecek. Genç TV, Kıbrıs TV, Kanal T ve Sim TV izleyicilerine de buradan iyi akşamlar diliyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı, öncelikle bayramın üçüncü günü bizi kabul ettiniz. Teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. Bayram hepimize kutlu olsun. Sizlere, ailelerinize, sevdiklerinize, dostlarınıza, yakınlarınıza, tüm Müslüman yurttaşlarımıza kutlu olsun. Tüm İslam dünyasına kutlu olsun. Bu arada ben de hem BRT'ye hem de diğer özel kanallara bu yayını yurttaşlarımızın evlerine taşıyan, bu yayın için kanallarını bizlere açan özel TV'lere de BRT'nin yanı sıra teşekkürlerimi sunmak istiyorum ben. Evet sayın seyirciler, bugün bu yayında bizlerle birlikte dört gazetenin, ülkemizin dört büyük gazetesinin temsilcileri de var. Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün, Yeni Düzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, Kıbrıs Postası Genel Yayın Yönetmeni Rasır Reşat ve Kıbrıs Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Atif Ali Baturay da bizlerle birlikte bu akşam. Öncelikle ben bir müsaadenizle soru sorarak Sayın Cumhurbaşkanı'na başlamak istiyorum programa. Ardından sizlerin de sırayla sorularını alacağız programımız içinde. Sayın Cumhurbaşkanı, bugün sona eren yoğunlaştırılmış müzakerelerin ikinci turunu önemli bir dönemeç olarak nitelediniz yaptığınız açıklamada, görüşme sonrası yaptığınız açıklamada. Ayrıca New York'u da bir başka önemli dönemeç olarak gösterdiniz. Burada bu konuyu öne çıkarmanızın, New York'u öne çıkarmanızın sebebini sorarak başlamak istiyorum. Bir beşli konferans beklentisi mi var, yoksa döndükten sonra burada yapacağınız yine yoğunlaştırılmış müzakereler şeklinde mi olacak? Orada mı bu konu gündeme gelecek? Müzakerelerin seyrini nasıl değerlendireceksiniz bize? Yani beşliye giden sürecin güzergahının parçalarını dönemeçler halinde geçmekteyiz aslında. Söylemeye çalıştığım benim oydu. Bundan önce birinci yoğunlaştırılmış bir müzakere süreci yaşadık. Bu 8 toplantılık ikincisiydi. Onu da bugün tamamladık. Her toplantı sonrasında işte geçmişte olduğu gibi Espen Ayden'in bizler adına yaptığı açıklamalar gibi açıklamalar yapmadık bu 8 toplantı sonrasında. Hatta pek açıklama yapılmasın şeklinde de bir anlayışımız vardı ama ona çok uygun davranılmadığı için ben de son birkaç toplantıdan sonra geldiğim zaman basına konuşmak ihtiyacını duydum. Ama asıl kararlaştırdığımız bugün yapılacak olan açıklamayla hangi noktada olduğumuzu paylaşmaktı. Orada da bir parantez açarak şunu söyleyeyim. Zaman zaman bu konuda yanlış beklentiler oluştu. İşte acaba 11 Şubat 2014 gibi bir yeni mutabakat metni mi açıklanacak? O günden bugüne varılan uzlaşmaları içeren bir belge mi sunacak liderler? Böyle bir durum konuşulmadı. Yani gündemde böyle bir şey söz konusu değildi. Gündeme getirilseydi böyle bir şey, biz buna da açık olacağımızın imasında da bulunduk aslında. Onu da söylemekte bir beis görmem. Yani şu ana kadar varılan mutabakatlar açıklanabilsin denirse, yani bu konuda bir karşılıklı uzlaşma söz konusu olsa onu da yapardık. Ama buna tabii ki tüm tarafların hazır olması gerekir bunu yapmak için. Bir de yanlış şeyler de algılanabilir. Çünkü biliyorsunuz yine mutabakatın önemli unsurlarından bir tanesi bu integrated whole meselesidir. Yani parçalar üzerinde varacağınız mutabakatlar bütünü üzerinde mutabık kalınmadıkça tek tek geçerli olmayabiliyor.
O nedenle sadece kısmi mutabakatları açıklarsanız bu defa başka algılar oluşabilir. O nedenle bugün yaptığımız kadarını yaptık. Bugün bir durum tespiti yaptık. Bu durum tespitinde 2016 hedefi tekrar vurgulandı. Bu bence önemliydi. Yani daha başka önemli noktaları daha vardır ama onlar da belki yeri geldikçe açılabilir. Evet, önemli bir dönemeç aşıldı. Geride kaldı önemli bir merhale. Şimdi New York. New York'ta beşli bir görüşme söz konusu değil. Böyle bir beklentimiz yok. Üçlü bir görüşme var genel sekreterle. İşte bugün tarih olarak da 25'i açıklandı. Daha önce yine Rum tarafından sızdırılan bir 26 Eylül bilgisi vardı hatırlarsınız. Genel sekretere uygun olan tarih 25. O nedenle bize de uyuyor. 25 diye bugün açıkladık. Orada genel sekreterin sürece daha da yoğun bir şekilde dahil olmasını istiyoruz. Ve bu 2016 hedefini de göz ardı etmeden bu süreci artık olumlu bir noktaya getirmek lazım. Ben bugün döndükten sonra yaptığım açıklamada da ifade ettim. 2017'de de ucu açık bir şekilde bu sürecin sürgüt olması kimsenin yararına değil. Madem ki 2016 hedefinde uzlaşıyoruz, bu 2016 hedefini gerçek yapmak için artık çok ciddi bir kararlılık göstermenin zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Bu konuda olumlu gelişmeler de var. Şöyle ki mesela bu sürecin ciddiyeti ve artık uzatılmaması gerekliliği New York'ta eminim kendini gösterecektir. Şu anlamda örneğin bunu söyleyebilirim. Sayın Espenay da gitti Atina'ya. Kochias'la 3,5 saat görüştü. Çipras'la 1,5 saat görüştü. Bunlar Yunanistan'ın da artık sürece angaje olduğunun kanıtlarıdır. Geçmişte Yunanistan kendi ekonomik sıkıntıları nedeniyle epey uzağındaydı bu sürecin. Hatırlayacaksınız ben yeri geldikçe söylemekteydim. Yunanistan da en az Türkiye'ye kadar dahil olsun bu sürece diye birkaç defa çağrım var. Yunanistan da artık bu sürece bir şekilde dahil oldu. Ve Kochias'la Mevlutoğlu'nun, Çavuşoğlu'nun, Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğünü biliyorsunuz. New York'ta da bu görüşmelerin arkasının geleceğini biliyoruz. Sayın Erdoğan'ın Çipras'la New York'ta görüşeceği de söz konusudur. Dolayısıyla bu önemli bir dönemeç diye düşünüyorum. Evet, şimdi ben sözü Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Tüzgün'e bırakmak istiyorum. Sorusunu almak üzere. Sayın Başkanım, hayırlısı olsun. Bir dönem bitti, başka bir dönem başlıyor abi. Bir tur bitti, başka bir tur başlıyor. Sizde hep bu 2016 vurgusu ve bir miktar daha paniğindeyim. Yani bu iş 2016'da mutlaka çözülmelidir. Bunu sürekli gündeme getiriyorsunuz. Ve ortaya koyduğumuz gerekçeler anlaşılabilir gerekçelerdir. De bunu Anastasiadis anlıyor mu ve paylaşıyor mu? Eğer bunu evet bilmek istiyorum. İkincisi nedir uzlaştıklarınız ve uzlaşamadıklarınız? Bunu şimdi toplumla paylaşmayı düşünüyor musunuz? Şimdi Anastasiadis bunu anlıyor mu ve paylaşıyor mu? Anlıyor ve paylaşıyor. Bu çok nettir. 2016'nın ne kadar önemli olduğunu zaten bildirimizde de ifade etmek suretiyle ortaya koyuyoruz. Yani bu evet, bu bir hedef olarak oraya konuyor. Bir amaç olarak oraya konuyor. Rum tarafında Annan Plan'dan itibaren başlayan bir sıkıntı var. Onu biliyorsunuz. Onu seslendiriyorlar da zaman zaman. Nedir o? Boğucu takvim istemiyorlar. Takvim ama Hristofias'ın zamanından gelen bir söylemdir bu, hatırlayacaksınız. Takvim olmayacak, arbitration olmayacak, hakemlik olmayacak. İşte bu liderlerin yürüttüğü bir süreç olacak. Kıbrıslı liderlerin yürüttüğü bir Kıbrıslı süreç olacak. Bu konuda çok ciddi şey yaşadılar. Yani anlam planı sürecinden kaynaklanan işte birileri bize bir şeyler dayatmasın fobisi var.
Böyle bir dayatmayı biz de istemeyiz zaten. Yani bizim arayışımız da bu değildir. Biz de liderlerin yönettiği, yürüttüğü bir süreç olmaya devam etsin istiyoruz ama bu sürecin de 2016'da artık bir yere bağlanmasının ne kadar gerekli olduğunu da siz dediğiniz gibi anlaşılabilir nedenleri olduğunu da ben seslendiriyorum. Bunları bir kez daha yurttaşlarımıza belki bu ortamdan yansıtmakta yarar var. Neden illaki 2016 diyoruz? Bir kere yıllardır süren bir süreç, 50 yıl. 1968'den bu yana 48 yıldır süren bir süreç. İkincisi, 2017'de bizi bekleyen ciddi riskler var. En önemli risk, Rumların 2017'nin baharından itibaren 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini düşünmeye ve propagandasına başlayacaklarının bilinmesi. Bu konuyu da zaten kendileri de seslendiriyor. Yani bu yalnız bizim kaygımız değil. Kendileri de bunu söylüyorlar. Yani bu iş Mart'a, Nisan'a kadar belki ondan sonra biz artık kendi seçimlerimizle ilgileneceğiz diyorlar. Zaten bunun belirtileri de başladı, görünüyor. İkincisi, biz Sayın Anastasiadis de bu süreci başlatırken hatırlayacaksınız. Hidrokarbon olayıyla ilgili yaşanmışlıklar vardı, gerginlikler vardı. Bizim kendisiyle evet yazılı bir mutabakatımız yoktur ama bir anlayış beraberliği oluştu bu süreç başlarken. Ve üçüncü taraflarda da bu anlayış oluştu. Nedir o? Bu süreç başlıyor, artık bitirelim. Bu süreci hidrokarbon tetkikleri, araştırmaları derken işte Türkiye'nin Barbaros gemisini yeniden göndermesi, sondajdır, şudur budur, yeni gerginliklerle bu süreci berava etmeyelim anlayışı bir şekilde hakim oldu. Şimdi 2017 nedir? 2017'de yeniden bir takım sondaj çalışmalarının gündeme geleceği konuşuluyor. Biz de sürekli bu konuda uyarılarda bulunmaktayız. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü işte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Ban Ki-moon da söyledi geçen gün. Ben kendi ülkemden umudum yok dedi. Koreleri birleştirmek maalesef mümkün olmadı dedi ama Kıbrıs'a çok emek verdik. Kıbrıs artık birleşsin dedi. Bugün gözüme çarptı. Ayrıntısını okuyamadım. Başlığını gördüm. Juncker'de Avrupa Parlamentosu'nun konuşmasında işte artık Kıbrıs çözülsün ve şimdi çözülsün. Çözüm zamanı şimdidir anlamında şeyler söyledi. İşte Sayın Mogherini'nin gene başlığını görebildim. Yoğunluktan tümünü okuyamadım ama o da Türkiye ile Avrupa Birliği'nin çok ciddi şekilde bu sürece ve çözüme bağlılıklarını teyit ettiğini söylüyor. Kısacası uluslararası aktörler de Türkiye, Yunanistan'da, biz de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de hepsi bu konuya emek veren, katkı yapan kişi ve kuruluşlar da, ülkeler de bunun 2016'da artık bitmesini öngörüyorlar. Yeni genel sekreter kim olacak belli değil. Ban Ki-moon'un görev süresi Aralık sonu bitiyor. Yeni genel sekreter bakalım kaç tane dosya bulacak önünde. Kıbrıs o dosyalar arasında kaçıncı sırada olacak? Ona paralel belki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetim değişikliğini de söylemekte yarar var. Şu anda ilgi duyan bir yönetim var. Sayın ABD Başkan Yardımcısı Biden Türkiye'ye gitmeden evvel beni telefonla arıyor, benimle konuşuyor. Türkiye temaslarından sonra uçaktan beni arıyor, benimle yine konuşuyor. Böyle de bir durum var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin iki numaralı adamı Kıbrıs konusunda hangi gerekçelerle olursa olsun ama bir ilgi duyuyor. Burayı benden önce ziyaret etti. Benimle görüştü. Şimdi yine görüşecek. Böyle de bir ilgi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım'da seçim var. Ocak'ta yeni bir yönetim iş başına gelecek. Bu yeni yönetim kim olacak? Onlar ne zaman, nasıl bakacaklar bu işe? Tamam, ben şunun altını da çizeyim. Yanlış bir anlaşılma olmasın. Evet, bu işin ana aktörleri Kıbrıslılar olmalı. Biz istemeliyiz.
Bu çözümü biz kotarmalıyız ama üçüncü tarafların da desteğine ihtiyacımız olduğu çok aşikar. Yani en azından finansman anlamında da çok desteğe ihtiyacımız olduğu çok belirgin. O nedenle bu aktörler de yeri değişmeden halen sahnedeyken bu işi 2016 sonuna kadar bitirmek akıl işidir diye geliyor bize. Onun için bunu seslendiriyoruz. Doğrusu ben açık ve net bugün bir vesileyle yine söyledim bu müzakere ortamında. Yani bu iş 2017'ye sür git olursa, sonra bir şey daha var, onu da hatırlatmakta fayda görürüm. Hiç beklemediğiniz bazı şeyler de olabilir. Mesela hiç beklenmedik bir anda sınırda Rus uçağı düşürüldü. Neden sonra yeniden ilişkiler düzelmeye başladı? Ne bileyim, bir Mavi Marmara olayı yaşandı. Neden sonra Türk-İsrail ilişkileri yeniden daha iyi bir noktaya götürülmeye çalışılıyor? Ve bunların da ötesinde 15 Temmuz günü yaşananları hepimiz hatırlıyoruz. Ansızın durup dururken güm diye bir başarısız darbe gündeme geldi Türkiye'de. Dolayısıyla bizi etkileyebilecek bir takım dış faktörler de her an yaşanabilir. O nedenle Rumlar için de, Kıbrıslı Türkler için de, Türk-Yunan ilişkileri için de, Türkiye-Avrupa ilişkileri için de, bölgenin çatışmaya değil, gerginliklere değil, yeni işbirliği olanaklarına kavuşması için de Kıbrıs'ta 2016 sonuna kadar çözüm akıl işidir ve ulaşılabilirdir de aynı zamanda. Onu da söyleyeyim. Hangi konularda uzlaşıldı diye sordunuz. Onların ayrıntılarına giremem. Yani bunu ancak iki taraflı bir açıklama olarak yapabiliriz diye düşünüyorum. Zaman zaman güneyden bazı konularda açıklamalar gelir. Onun eksik olduğunu ben söylemek ve tamamlamak zorunda kalırım. Ben şimdi bunu kendi söylersem bu defa onlardan tepki gelecek. Eksik söyledin, yanlış söyledin, bu böyle değil, böyledir denecek. Ancak başlıklar halinde çok rahat zaten ifade ettik, etmekteyiz. Yönetim güç paylaşımı, ekonomi, Avrupa Birliği ve mülkiyet. Mülkiyette ilk defa evet uzlaşmadığımız noktalar var. Bunların bazıları önemlidir de. Ancak ilk defa tek bir belge haline dönüştürdük mülkiyetteki kağıtları. Yani şimdi onların başka kağıdı, bizim başka kağıdımız yok. Tek belgeye dönüştü. Bu ilk defa oldu müzakere sürecinde. Ve onun içinde tabii ki uzlaşmazlık noktaları da mevcut. Diğer konularda epey gelişme var. Zaten bu significant progress diye ifade edildi bugün. Önemli ilerleme olarak not edildi. Espen Ayder'in geçen gün söylediği bir şeyi de anımsatmak istiyorum size. O da dedi ki bugüne kadarki müzakereler sürecinde en çok ulaşılan en ileri noktadayız gibi ifadede bulundu. Ancak ben de her zaman bunu ihtiyatla söylüyorum değerli arkadaşlar. Yani şu anda işte her şey bitti, uzlaşma, anlaşma noktasındayız. Hayır, ama ulaşılabilir bir noktadadır diye düşünüyorum. O nedenle, New York dönüşü, burada yeniden Ekim ayında yoğunlaştırılmış bir müzakere sürecini daha yaşamamız gerekecek. Ama bunun çok da uzun sürmemesi gerekir diye düşünüyorum. O dört başlıkta hala daha çözemediğimiz noktalara bir daha yoğunlaşacağız. Belki mülkiyette bazı noktalar bir sonraki aşamaya da kalabilir. Bazı unsurlar. Ancak toprak konusuyla ilgili öteden beri olan tavrımızı bir kez daha netleştirmek isterim sizlerle birlikte. Yani biz bugünkü formatta gidelim X yeri, X haritayı, Z yüzdeliği konuşalım, gelelim geri. Ertesi gün Fileleftoros'ta manşetlerinden tekrar haritacıların sokaklarda koşuştuğu bir platformda bu süreci yürütemeyiz. Evet, toprak düzenlemesi olacak mı? Olacak. Ancak bunu biz gireceğiz. Bir dizi toplantı sürdürüp bunu orada konuşup ardından da
beşli toplantı ya da onlar çok sevmiyor beşli dememizi, çoklu diyorlar. Ama Bürgenstock tipi bir toplantıda hemfikiriz. Bürgenstock tipi bir toplantı. O toplantı çerçevesinde güvenlik ve garantiler konusunda garantörlerin de olacağı bir platformda ele alalım ve bu işi bitirebiliyorsak bitirelim. Bitiremiyorsak da dönelim toplumlarımıza, diyelim ki kusura bakmayın bunu denedik, bunu yaptık, uğraştık ama olmadı. Şu kesinlikle benim yapabileceğim bir şey değil. Yani bu işe ya varsın kalsın 2018'e bitirsinler seçimlerini. Kim seçilirse gene biz 2020'ye kadar buradayız zaten. Gene devam ederiz. Öyle bir düşünceye sahip değilim. Ben o amaçla bu görevi üstlenmedim. Hedef tamamen çözümdür. Zordur arkadaşlar yapmaya çalıştığımız iş. İki tane temel zorluğu var. Yeri gelmişken unutmadan onu da söyleyeyim ve noktalayayım. İki evet için çalışıyoruz. Onun için çok zordu. Bir evet için değil. İki evet için çalışmak zordur. Çünkü yalnız kendi pozisyonunuzu söyleyip geriye gelip burada kürsüye çıkıp pozisyonunuzun ne kadar önemli olduğunu ve bunu mutlaka karşı tarafın kabul etmezse asla ve katla bu işin olmayacağını tekrar tekrar söylemiyoruz. Bir blame game içinde değiliz. Karşılıklı suçlama oyunu oynamıyoruz. Zaman zaman eleştirel durumlar oluyor mu? Olacak da. Olacak. Ama karşılıklı bir suçlama oyununu 15-16 aydır yapmamaya özen gösterdim. Ben de Sayın Anastasiadis de zaman zaman bazı durumlar olsa da o da buna uydu. Bu önemlidir. İkincisi zordur. Çünkü Kıbrıslılar olarak biz yapıyoruz her şeyi. Yani birisi bize köprü vurucu önerilerinden gelmiş değil hali. Böyle bir durum söz konusu değil. Her şeyi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Müzakere heyetimizle birlikte. Onun için kolay değil. Bu tür bir süreç bu noktaya kadar şimdiye kadar gelmedi. Belli bir noktasında karşılıklı suçlama oyununa döndü. Veyahut da işte uzlaşılamadı. En sonunda Annan'dan rica edildi. Daha doğrusu Annan Kofi Annan dedi ki taraflara bunu benim doldurmamı kabul ederseniz ancak ben bu süreci bundan sonra yürütebilirim. Taraflar buna onay verdi ve öyle gelişti Annan planı süreci. Bu tamamen farklı bir süreç. Dolayısıyla zorlukları da çok yani kolay değil. O nedenle bence yani bu kadar ay içerisinde bu noktaya gelebilmiş olmamız da başarıdır. Çünkü niyet var, çözmek istiyoruz. Şunu da söyleyeyim. Sayın Anastasiadis'te de ben bu niyeti görüyorum. Yeri gelmişken onu da söyleyebilirim. O da 2016'dan sonraya bu işin sürgit olmasının yaratabileceği risklerin farkındadır. Açık olarak. Ha bunu ne kadar seslendirir? Ne kadar seslendirmez? Kendi iç politik dengelerine göre belki çok daha farklı üsluplar içinde olabilir. Ama ben çok net olarak seslendiriyorum. Çünkü kaygılıyım. 2017'ye sarkarsa ve birkaç ayda geçerse öyle kaygılıyım. Şu olabilir, yıl sonuna kadar genel çerçeveyi çıkarırız ortaya, her şey yerli yerine oturur. Ondan sonra zaten bir sürü anayasal yasalar yapılacak, iki tarafın kurucu devletlerinin anayasaları yapılacak. Bunlar sarkabilir birkaç ay öteye, o önemli değil. Ama görürüz köyün minarelerini, çerçeve çıkar ortaya, herkes der ki ha. Bu anlaşma artık ortadadır. Boşlukların doldurulması kaldı. O artık teknik bir çalışmaya girer. Ama siyasal çalışma bitirilmeli yıl sonuna kadar. Sayın Başkan, anladığım kadarıyla 2017 Mart referandum olma ihtimali neden olmasın? Eğer bu dediklerim olursa bu bir iki ay içerisinde yıl sonuna kadar diğer referanduma sunulması gereken hususlar da olur veya ocağa sarkar. O kadar önemli değil. 2-3 ay da halka. Mart olmaz, Nisan olur. Mayıs olur. Şimdi eğer bu olursa artık Rumlar 2018'deki seçimi düşünmeyecekler. Bir çözüm ve referandum hedefini öne alacaklar demektir. Eğer o noktaya varırsak. Dolayısıyla artık
çok da sıkıntı olmaz bizim için. Mart olmuş, Nisan olmuş, Mayıs olmuş referandum tarihi olarak. O çok boğucu bir şey olmaz bizim için. Çünkü benim halkımıza verdiğim bir söz daha var. Onun da altını yeri gelmişken çizelim. Halka kesinlikle yeterli zaman dilimini vereceğiz. Her iki taraf da bunu inceleyecek, iyice okuyacak, anlayacak, tartışacak. Geçen defakinden daha da fazla ne olup olmadığını içselleştirecek. Ona göre gidecek sandığa. Başka türlü olmaz. Evet, şimdi Kıbrıs Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Guatero'ya bırakalım sözü. Sayın Başkan, öyle kısmi anlatamayız dediğiniz gelişmeleri, iyi noktaları. Ancak 2004'e gidecek olursak, oraya bağlayacağım. Orada bir heyecan vardı. Hatırlarsanız 2002'nin sonundan ve 2003'te de bir heyecan vardı. Hatta çözümcü olmayanlar bile çözümcü olmuştu. O rüzgarla birlikte ve bir ivme vardı. Avrupa Birliği ivmesi de vardı tabii o dönem ama. Evet. Şimdi 2004'ten sonra en fazla yaklaştığımız dönem diyoruz ama halkta o heyecan yok, o inanç yok sanki. Neler olup bittiğini bilemiyor. Onun için diyorum bu kısmı deyip söylememeliyiz diyorsunuz ama belki siz söylemeyin, başkası söylesin. Sizlerin demek istemiyorum ama işte onun gibi. Korkutmak kolaydır görüyorsunuz. Her gün korkutmak için bir şeyler söyleniyor. Ama insanları ikna etme açısından Cumhurbaşkanlığı, müzakere heyeti, çözümü isteyenler, belki medya... Eskisi gibi yani 2004'teki, 2002, 2003, 2004'teki ivmeyi, çalışmayı, dersimizi yapamıyor muyuz? Çünkü bugün de gördüğüm, siz söylediğiniz gerçi çok ortak açıklamaya çok önem arz etti bazı kesimler ve oradan bir şey çıkacağı zannedildi. Hmm. Ve işte çıkan yorumlarda orada hiçbir şey çıkmadı. Hep bildiğimiz şeyler denildi. Beşli uluslararası konferans dediğiniz güneyden hemen sözcü açıklama yaptı. Öyle bir şey olmayacak. Sayın Anastasiadis üzerinde uzlaştığım sorunlu noktalar çözülmeden bu olmaz gibi bir şey geldi. Ve yorumlar gene sosyal medyada her tarafta işte başladığımız yerdeyiz hiçbir şey olmuyor gibi bir nokta var. Başka ne yapabiliriz? Yani bence halkın da bir şey içerisinde olması, heyecan ve itekleyici olması lazım. Burada bir eksikliğimiz var gibi geliyor bana. Siz nasıl değerlendireceksiniz bunu? Şimdi bu doğrudur tespitiniz. Yıllar içerisinde bir kere her çözüm planının ya plan yapılırken daha o aşamada ya da işte Annan planı örneğinde görüldüğü gibi oylama aşamasında daha başka dönemlerde işte Waldheim döneminde Nutung'da fikirler düzeyinde Gobi, Gali sayın ve gelin her defasında bir sonuç alınamadı. Bu sonuçsuzluk insanlarda bir şey olmayacak duygusunu çok pekiştirdi. Yani bugün biz de nabız tutuyoruz. İnanç bir şey olacağına dair, çözüm olacağına dair inananların sayısı geçmişe göre artmış görünse de evet, gene özlenen düzeyde değildir. Ama istek, isteklilik, çözüm arzusu çok yüksektir. Hala daha vardır. Ancak vatandaşlar görmek istiyor ne olup bittiğini. Ona göre karar verecek tabii ki. Evet. Ben de zaten açık ve net olarak şunu söylüyorum. Önce ben öyle bir noktaya geleyim ki halkıma gönül huzuru içerisinde evet diyebileceğiniz bir plan çıktı. Bunu tavsiye edebilelim. Daha o noktada değiliz. Zaten ondan dolayıdır ki bir takım hayır çabasının da anlamsız olduğunu söylüyorum yeri ve zamanı geldikçe. Daha ortada böyle bir plan çıkmış değil. Hele bir çıksın ondan sonra hayır diyecek olan gene der. Ama evet diyecek olanlar da neye evet dediğini bilerek evet desinler. Onun da zamanı gelecek diye düşünüyorum. Şimdi belki henüz daha o noktaya gelmedik. Ancak şöyle de bir fark var geçmişle ilgili. Biraz önce anlattığımız gibi Annan planında her şeyiyle birileri onu artık kotardığı, yazdığı, çizdiği ve bir bütün kitap halinde önümüze koyduğu için oradan onu alıp burası böyle, şurası şöyle diye anlatmaya
başlayabildik ve halk da bunu görebildiği kadar, okuyabildiği kadar o kısıtlı zaman dilimi içerisinde anlamaya çalıştı. Şimdi böyle bir bütünlüklü bir şeyin olmamış olması bir handikaptır. Onu ben de görebiliyorum. O bir eksik yanımızdır. Zaman zaman da işte Güney'den bazı gazetelerin yazdığı haberlerin ki bunların birçoğu çarpıtılmış halde geliyor bize. Onlar hakkında da spekülatif yayınlar yapılınca halkta bir takım kaygılar da oluşuyor. Benim halkımıza naçizane tavsiyem şu olacak. Bu konuda resmi açıklamaları dikkate alarak davranış sergilesinler. Bizlerden gelecek açıklamalar kendilerine herhangi bir şekilde yanıltıcı olmaz. Gerçek neyse onu söyleriz. Bugünkü ortak açıklamada da onu yaptık. Evet, iyi ilerlemeler vardır ancak zorluklar da vardır. Bu süreci adım adım böyle götürürken biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Zaman zaman Rum tarafının yanlışına bizim düşmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ancak yanlış bazı bilgileri de düzeltmek ihtiyacı doğuyor, onu da yapıyoruz zaman zaman. Evet. Yapmıyor değiliz. Hemen bağlayayım, küçük bir şey daha söyleyeyim. Yer ve harita görüşmedik falan diyorsunuz ama sürekli bizim hükümet güzel yurdun verilmeyeceğini, Güney'den de güzel yurtsuz bu işin olmayacağını söyler. Hiç kafa patlatmıyor musunuz verilecek yerlere? Düşünmüyor musunuz bu karşılıklı ifadelerle, yani müzakerecilerinizle hiç mi bunlarla ilgili bir tasarrufunuz, bir şeyiniz yok şu anda? Herkesten fazla biz düşünüyoruz tabii ki. Çünkü ne kadar az olsa da arzumuz ve hedefimiz gene de bir takım yer değiştirmelerin olacağını hepimiz biliriz. Oraya yatırım da yapılıyor Sayın Başkanım. Üniversiteler açılıyor, hastane yapılıyor. Şimdi güzel yurttan bahsetmiyorum. Anladım. Yani Rum tarafıyla konuştuğumu aynen size de söylüyorum. Evet. Yer onlar aşmaya çalışsa bile orada durur, orada kalır. Çünkü o noktaya girdiğimizde o işin bitmesi lazım. Bu da söylediğimiz bir çerçevede ancak olabilir. Ancak burada şudur konu. Unutulmamalıdır ki annem planının üstünden 12 yıl geçti. Şu andaki durum 12 yıla göre daha zordur. Toprak düzenlemeleri bakımından daha kolaylaşmadı, daha zorlaştı. Bir sürü yatırımlar yapıldı. İnsanlar hiç yatırım yapmazken bu deva bahçelerine ev yapmaya başladılar. Bütün bunları da dikkate alan bir süreç yaşayacağız. Bunun başka yolu yok. Ve bunu genel olarak söylüyorum. X yer için söylemiyorum. Ve bir şey daha var. 42 yıl geçti üstünden. 12 yıl andan bu yana. 42 yılda güneyde artık yeni yaşamlar kuruldu. Kuzeyde yeni yaşamlar kuruldu. Bulacağımız formülde artık o eski retorikleri bir yana bırakmamız lazım. İşte 100 bin kişi buraya, 60 bin kişi de oraya. 160 bin kişi hayatta değil zaten. Yani o söylenen 160 bin hayatta değil. 120 bin civarında hayatta kaldığı tahmin edilen insanlar vardır 42 yıldan sonra. Dolayısıyla orada da o rakamlar abartılıdır. Orada yapılan araştırmalar da vardır. Kaçta kaçı isteyecektir dönmeyi. Bütün bunlar da bir şeyler söylüyor. Geçen gün sizin gazetenizde o Alman Mülkiyet Komisyonu Başkanı'nın yaptığı bir açıklama da var. İade anlayışıyla giriştik mülkiyet işine diyor da %23 ancak iade söz konusu oldu. O da başka bir çarpıcı örnek. Üstelik tek millet tazminatlarla çözüldüğünü söylüyor. Tek millet ve tek devlet. Bizim gibi iki kurucu devlet, iki ayrı etnik temelde toplum da söz konusu değil orada. Mahkemede de yani mahkemeye giden %2 civarında falan onların da tümüne yakını mahkemede reddedilmiş. Evet, enteresan bilgiler vardı o söyleşide. Şeyi söylemek istiyorum ama yani burada hedef var olan yaşamları dağıtmak olmamalı. Yani onları mahvetmek olmamalı.
onları en iyi şekilde ve en minimum düzeyde nasıl tutabiliriz? Arayışımız bu olmalı. Ha, bunu söylerken geçen gün bir gazete Güney'de Akıncı dedi ki bir inç bile vermeyeceğiz diye manşet çekmiş. Böyle bir şey tabii ki söz konusu olamaz eğer uzlaşma arıyorsak. Tabii ki oturup makul bir ölçüde bir toprak düzenlemesi olacaktır. Ancak bir tek yurttaşımızın bile mağdur olmayacağını garanti altına almadan da bu iş olmayacaktır. Onun da altını çizelim. Yani herhangi bir yer değiştirmede mutlaka o insanların nereye yerleşeceği, nasıl geçineceği, bütün bunlar önem arz etmektedir. Bunları güvence altına almadan, bunun altyapısını oluşturmadan bu konularda adım atılması söz konusu olmayacak. Bunu zaten Rum tarafı da biliyor ve kabul ediyor. Yani başka türlü bu olamaz çünkü. Bu noktada bir hususun daha altını çizmek lazım tabii. İş finansmana gelip dayanıyor. Finansman anlamında da uluslararası kolektif bir çabaya da ihtiyacımız olacağı çok net. New York temasları bize bu konuda da bir imkan sunacaktır. Bunları da seslendirebilmemiz açısından. Söylendiği kadar fazla para istiyor mu bu işler yoksa abartılıyor mu? IMF'nin bir büyük abartılı rakamlar söylendiği ilk zamanlarda 25-30 milyar dolar ya da euro falan filan o boyutlarda onu soracaktım ben de. IMF'nin bir çalışması var Sayın Anastasiyas'ın. Bekliyoruz. Önüne konulmuş bir çalışması var. Yok Sayın Anastasiyas'ın önüne ne konduysa benim önüme de kondu. Çünkü şunu da söyleyeyim yeri gelmişken IMF ve Dünya Bankası Kıbrıs Rum yönetiminin çağrısıyla burada değil. Bizim iki lider olarak bu sürecin içerisinde Espenayde'ye verdiğimiz yetki çerçevesinde Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla buraya geldiler. İki toplum için buradadırlar. Yani dünyaca tanınmış Kıbrıs Rum Devleti'nin çağrılısı olarak burada değiller. Başkan bekliyoruz dediniz çözümün finansmanı için bir hesap mı var? Yani IMF ve Dünya Bankası daha çalışmalarını tamamlamadı. Bize verilen bir rapor oldu. Euro'nun devreye sokulmasıyla ilgili yaşanabilecek pratik zorluklarda neler yapılmalıdır çözümün diye. Çözümün finansmanıyla IMF. O çalışma devam eder. Devam eder. Ha. Sayın Anastasiyas'ın önüne bir ön rapor kondu ve kendisini çok geçirdiği şeklinde bir... Kendisinin? Çok geçirdiği yani. Yok. Tersiyonunu yükseldiği. Yani çok ham bazı veriler olabilir ama öyle net bir rapor daha tamamlanmış ve önümüze konmuş değildir. Ha. Bu konuda endişeniz var Sayın Başkanım? Para bulunması konusunda... Yani para bulunması ve dolayısıyla... Yani endişem Kıbrıs şöyle... Kıbrıs mağdur edilmemesi. Yok kimsenin mağdur edilmeyeceği aşikardır. Yani o çünkü o... Yerleşmiş olan hayatı daha iyi bir hayata taşıyamazsak o insan oradan çıkacak değil. Bu çok net ve başka türlü olması mümkün olmayan bir şeydir bu. Burada gerçekçilik içinde şunu söylemek lazım. Böyle bize söylendiği gibi milyarlarca dolar hibe gelecek de her şeyi bununla halledeceğiz anlayışında değilim ben. Yani o kadar büyük bir beklentim yok. Neden? Çünkü dünyada çeşitli yerlerde çok daha büyük felaketler var. Ve o çok büyük felaketlere yapılan yardımları da görüyoruz. Bu gibi uluslararası sıkıntılarda geçmişte şöyle yaşanmışlıklar da var. Diyelim ki bir yerde ihtiyacınız yüzdür. Ama vaatler 70 seviyesinde kalmaktadır. Gerçekleşen ise 30 seviyelerinde olmaktadır. Dolayısıyla böyle birileri bize çok büyük paralar verecek beklentim yok. Ama şu beklentim var. Amerika geldi ve bu işe katkı yapacağını söyledi. John Kerry Dışişleri Bakanı bana da Anastasiyadis'e de bu konuda destek olacağız dedi. Rakam konuşulmadı tabii ki. Sayın Juncker geldi. Burada bu odada da bizimle buluştu. Ara bölgede beraber yemek yedik Sayın Anastasiyadis'le. Ve orada da bize aynen şunu söyledi. Biliyoruz bu işin finansman güçlüğü olacak. Bize ihtiyacınız olduğunda kaybolmayacağız bir yerlere.
Böyle bir de vaatte bulundu Avrupa Birliği. Ama bir şey daha söyleyeyim size. Gelecekte Kıbrıs'ın her iki toplumuna da ait olacak büyük zenginlikler var denizlerin altında. Yani onlara tuta bir takım krediler de almak mümkün. Onların olmadığı bir ortamda da yine uzun vadeli, düşük faizli krediler de söz konusu olabilir. Bu kolektif çabanın içerisinde ben eminim Türkiye'ye de katkısını esirgemeyecektir. Yunanistan'dan çok fazla para beklemek gerçekçi olmasa da bu dönemde. Ancak bir kolektif çabayla bir başlangıç sermayesinin oluşabileceğini ben görebiliyorum. Onun arkası da gelir. Sayın Başkan, şimdi sözü Yeni Düzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutlu Yakalı'ya bırakmak istiyorum. Evet, ben notlar da aldım. Böyle bazı küçük küçük şeyleri sorayım. Şimdi bugün açıklamanızda vardı, mülkiyeti de ilk kez duyduk ciddi anlamda. O açıdan heyecan verici oldu. İşte yönetim, güç paylaşımı, ekonomi, Avrupa Birliği ve mülkiyet başlıklarında önemli ilerlemeler. İçeriklerini söylemiyorsunuz. Herkes onu sürekli soruyor bize. Ama şunu söyleme şansınız var mı? Örneğin yönetim ve güç paylaşımı neredeyse tamamlandı %100 ya da işte ekonomide %100'e yakınız. Avrupa Birliği'nde çok ilerledik. Mülkiyette %50'deyiz gibi. Nedir ya oranlar? Bakınız yani şimdi bir sır olmayan konu şudur. Avrupa Birliği zaten ve ekonomi beklenildiği gibi bir takım kriterleri, kıstasları olan konular bunlar. Mesela euro. Euro'yu biz de kullanacağız. Yani bunu ya ülkenin para yeni para birimi bir euro olacak. Tamam. Tek merkez bankası olacak. Ama bir süre bu euro'ya geçiş için senin merkez ama bu merkez bankasının yönetiminde sen de olacaksın. Dolayısıyla bu gibi ekonomi ve Avrupa Birliği başlıklarında önemli bir konu vardı. Yani bunlar da açıklanmasında hiçbir mahsur yok. Yani NATS denilen bölgeler var Avrupa Birliği içerisinde, NATS 2 şeklinde. Bunların işte kuzeyde bizim bölgemiz ve güneyde diğer bölge. Bu arada toprak düzenlemelerine girecek kısımları da bir şekilde amalgame ederek. Bu neyi getirecek? Daha çok yardım almamızı getirecek. Çünkü kuzeyde ekonomi düşüktür. Gelir düzeyi düşüktür. Şimdi bunu başka türlü doğudan batıya bölerseniz başkadır. Kuzeyden güneye bu bölgeleri sınıflandırırsanız başkadır. Avrupa Birliği'ne uyum ve o seviyeye ulaşmak için. Bir... Evet, yani Avrupa Birliği'nden daha çok katkı alabilmek için o yapısal fonlardan daha çok yararlanabilmeye. Mesela bir kuzeye pozitif bir ayrımcılık olacak. Gibi. Öyle de değerlendirebilirsiniz. Bunlar çok anlaşılır şeylerdir ve bunlar askıda duruyordu. Bunlar geçtiğimiz günlerde hallettik. Avrupa Birliği ve ekonomi neredeyse bitti mi çok, o anlamda mı? Yani sona çok yakın diyebiliriz. Yani o ikisinde en ileri safa odur. Yönetim güç başlığında da meclislerin nasıl yapılacağı, işte başkanlık sisteminin olacağı. Bunun gibi bazı daha sonra açıklayabileceğimiz noktalar da söz konusu olacak ama siz Kıbrıs Türk tarafının dönüşümlü başkanlıkla ilgili tavrını biliyorsunuz zaten. Bu siyasi eşitliğimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Orada toprak ve yönetim birbirine bağlantılı, yani bugüne kadar en azından birbirine bağlantılandığı. Şimdi toprak konusunu sonra bıraktınız ama yönetimde de hayır yani şunlar istiyoruz diyorsunuz. Hı. Bu demektir ki yönetimde de henüz uzlaşılamadı. Yok, yönetimde dönüşümlü başkanlıkta bir uzlaşma olmadığını geçen gün açıkladım zaten. Dönüşümlü başkanlık dışında federal meclis kurucu devletlerin yapıları. Federal meclis kurucu devletlerin kendi anayasalarının olacağı, federal mecliste alt meclis, üst meclis. Bunlar daha önce de basına sızdığı için hatırlatmakta hiçbir sakınca bunlar yok. Bunlar da anlaşıldı. Tabii alt meclis 48, 12 Kıbrıslı Türk, 36, 1'e 4 oranında olacak alt meclis. Nüfusa göre olacak ama minimum 1'e 4. Diğeri eşit olacak. Ve tek meclis olacak. İki meclis olacak. Senat, alt meclis, senato. Anlamında söylüyorum. Kuzey Kıbrıs Meclisi, Güney Kıbrıs Meclisi.
Tabii ki olacak. Gene ona kurucu devletlerin kendi meclisleri de. Onda federal yönetimde alt meclis, üst meclis, senato 20-20 olacak. Kıbrıslı Türklerden oluşacak üyeler. Yani o toplum bazında seçilecek. Cumhurbaşkanlığı da aynı şekilde. Eğer dönüşümlü de nihai mutabakata varırsak şey de o söz konusu olacak. Ağırlıklı oy, çapraz oy prensibini de ona bağlı olarak biz kabul ediyoruz. Yani bir miktar Kıbrıslı Türk'ün de oyu geçerli olsun. Bir Rum eğer Cumhurbaşkanı o döneme olacaksa her seçimde bu. Ve aynı eşdeğer ağırlıkta Rum seçmenin de katkısı olsun. Ama o daha fazladır. Seçmen listesi diye onun daha fazla olacak değil. Eşit ağırlıklarda olacak bu etki. Bütün bunlarda anlayış beraberlikleri vardır. Bunun ötesinde uzlaşma, yani her buluşmada hiçbir adım atmadan geri dönmüyorum. Sen başkan %80'e geldiği doğru bile, mu? %80'e geldiği doğru mu? Yani %80 dolayında. Yani ben hayır şöyle söyleyeyim size. Bakarsınız bir iki tane konuda uzlaşma sonuna kadar olmaz ve o ikisi %80'e bedel hale gelir. Onun için bilmiyorum yani Sayın Kasulidis attı bu %50'yi ortaya. O niye bunu o şekilde değerlendirdi? Siz, ben yüzdeliklerle değerlendirmedim. Yüzdelik değil Sayın Başkan. Örneğin anlam planı 400 sayfaya yakın bir metindi. Ekleri hariç. Öyle bakarsak 400 sayfa dersek kaç sayfasını yazdınız şu ana kadar? Vallahi saymadım sayfaları. Çünkü sayfalar her gün eklenir gider. Sayfa kalınlıkları çok önemli değil. Sayın Başkan içerik, bu arada şeyin açıklaması var. İçerik önemli. Genel Sekreterim açıklaması var sizinle ilgili. Daha bankör olsun Sayın Mustafa Akıncı dedi. Kim dedi bunu? Şaka. Genel Sekreter. diyor ki iki liderin bana güvenmelerinden memnun oldum. Ve bana güvenebilirler. Bu yeni açıklama az önce. Bizim şeyden sonra. Ha. Az önce. Ve ilerlemelerden memnunum. Gösterdikleri liderlik ve kararlılığı da takdir ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Akıncı da elini biraz bokör tutsun. ya onu herhalde ona söyledi de sen yanlış okudun. ben sorumu sorayım da sevgili Rasa'ya söz geçsin. Herhalde ikinci turda yapacağız. Şimdi Dışişleri Bakanımız bir mülakatında konfederasyon istediğini söyledi. Aslında birazcık anlam planı döneminin kopyası gibi bir süreçte oluyor hükümet ve liderlik arasında. Yalnız ben de açıklamalarda görüyorum ki sürekli siz de zaman zaman kurucu devletlerin fonksiyonunu öne çıkarıyorsunuz. Bu yapacağımız anlaşmanın bir kere konfederasyon, hükümet, hükümetin Dışişleri Bakanı konfederasyon diyor. Bu sizi nasıl etkiliyor? İkincisi de şu anda üzerinde çalıştığımız federasyonun konfederasyondan en temel farkı ne olacak? Yani şimdi, bu iki kurucu devlet neredeyse iki ayrı devlete eş bir şey mi? Ki, hayır. Öyle bir şey değil. Farkı nedir? Yani bu şimdi, federasyondur çünkü. Diyeceğimiz nedir o çünkü? Sayın Başkan arzu ederseniz, izin verirseniz daha doğrusu Cenk'in sorusuna benzer bir şey mi olacak? Belki ikisini birden yanıtlarsınız da hem zamandan tasarruf ederiz. Şimdi 400 özgürlüklerin sınırlandırılması dolayısıyla oluşacak salih çoğunluklar konusunda siz de defalarca bunu dile getirdiniz ve bu Kıbrıs Türk Halkı'nın da bir hassasiyeti haline geldiğini siz teslim ediyorsunuz. Bu anlamda Cenk'in söylediğine ek olarak kurucu devletlerin yetkileri bu dört özgürlükleri sınırlandırma konusunda ne denli olacak? Ve daha genel bir soru yönetim ve güç paylaşımı başlığı altında ve Cenk'in sorusuna ek hakikaten federal yapı yani merkezi çok güçlü bir şey mi olacak yoksa kurucu devletler daha çok çünkü zaten Avrupa Birliği'nde bir takım yetkiler devredilecek Avrupa Birliği üyesi olma hasebiyle federal yapı ne kadar güçlü olacak ve bu Kıbrıs Türk halkının özellikle hassasiyeti olan sarı çoğunluk mülkiyette ve popülasyonda bu dört özgürlüğü evet. Avrupa Birliği'nin ayağına basmadan, Avrupa Birliği müktesebatının ayağına basmadan sınırlandırabilecek yetkide olacak mı?
Evet, şimdi Cenk'in sorusundan başlayalım. Ben halktan aldığım yetkiyle bir zemin üstünde bu müzakereleri yürütüyorum. Zemin 11 Şubat 2014'tür. Ondan önce 77-79'dur. Buna ekledik işte Talat Hristofias arasında varılan uzlaşmaları da. Ben ne dedim? Bütün seçim kampanyası boyunca hiçbir uzlaşmayı çöpe atmayacağız dedim. Anastasiadis hatırlayacaksınız. Seçilirken işte Talat Hristofias şeylerini bir kenara bırakayım. Sayın Eroğlu da aynı şekilde, gerçi ondan sonra işte bırakılan yerden devam edeceğim diye yazı yazdı filan ama ben tam tersi bir politikayla var olanları zemin kabul edeceğimi, çünkü onlara inandığımı, çünkü federal bir çözüm istediğimi, dolayısıyla zamana oynamayacağımı deklare ederek seçildim. 11 Şubat 2014 belgesi açık bir federal çözümü öngörmektedir. Konfederasyondan en büyük farkı nedir? Tek devlettir. İki kurucu devleti içeren ama tek devlet olan. Yani uluslararası kimliği tek, single sovereignty egemenliği tek, nasıl BM'de olduğu gibi. Ama bu demek değildir ki kurucu devletler yetkisizdir. Hayır, kurucu devletlerin yetkileri bayağıdır. Anayasada sıralanacak federal yetkilerin dışında kalan bütün yetkiler, artık yetkiler, residual powers dediğimiz artık yetkiler, hepsi kurucu devletlere ait olacak. Sağlık gibi, eğitim gibi konularda örneğin. Dış politika tabii ki kurucu devletlerin de katılımıyla, komitelerde onların da katkılarıyla federal bir yetki olacak ve onun gibi bir takım, yani bir devleti tek devlet olarak algılamanıza yardım eden ne var? Federal bütçesi var, işte maliyesi var, dış politikası var, eğer ordusu varsa savunması var vesaire. Bu tür şeyler söz konusu olacak. Yurttaşlıklar tabii ki. Tek vatandaşlık söz konusu olacak. Kıbrıs'ın vatandaşlığı. Tek ordusu olacak, tek polisi olacak. Hayır, öyle olmayacak. Yani şimdi ordu konusunda zaten ordu demeyelim. Çünkü ordu değil ama sahil güvenlik gibi, güçlendirilmiş polis teşkilatı gibi. Tek polis olmayacak. Federal polisi olacak ama kurucu devletlerin polisleri olacak. Ayrıca kurucu devletlerin ve ayrıca federal polis de olacak. O konuda zaten eğitimler bile başladı. Bilmiyorum onları takip edebiliyor musunuz ama zaman zaman o konuyla ilgili seminerler düzenleniyor. Yani geri planda çok aktivite var. IMF, Dünya Bankası'nın yanı sıra daha başka Avrupa Birliği'nden gelen heyetler var. Benim beklentim bu dönemde hükümetin daha aktif olarak yardımcı olmasıdır bu AB sürecine hazırlık dönemlerinde. Bazı hükümet mensuplarının, örneğin Dışişleri Bakanı gibi, kendi ayrı dünyaları olabilir. Ama kişi olarak olabilir. Devlet mensubu olarak, belli bir makamın sahibi olarak olamaz. Mesela yabancılara Sayın Dışişleri Bakanı'nın bu müzakereler sürecini benimsemediği, bir şeyi de beklemediği ni söylediği durumlar oluyor. Yani bu yakın gelecekte. Şimdi bir yandan ben aynı tartışmayı yeniden gündeme taşımak için söylemiyorum ama bir yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan müzakere masasına eleman gelsin deniyor. Ve Tahsin Bey'in talimatlandırmasıyla gelecek o kişi. Ve ne diyecek masada, eğer Tahsin Bey'in ağzıyla konuşacaksa, Cumhurbaşkanı'nın ve ekibinin vizyonuyla hareket etmeyeceğiz, şunu söyleyecek. Konfederasyon isteriz biz. Konfederasyon bir yana, müzakere sürecinin verimli olabilmesi için Tahsin Bey'e göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturup karar almalıdır. Ve KKTC'yi 24 saatliğine ya da 48 saatliğine tanıma gerçekleşmelidir ve müzakereler öyle devam etmelidir. Yani önerilerin geçerliliği diye bir kavram var. Ben hep öyle biliyorum. Yani mümkün olan
bir şeyi talep edeceksiniz. Böyle bir şey düşünebilir misiniz? Sayın Başkan, bu konuda yani daha destekleyici olsun diye. Çünkü bu isimler Sayın Dışişleri Bakanı gibi zaman zaman Türkiye'ye yakınlıklarını da kullanıyor. Siz yakın zamanda Ankara'da görüşmeler yaptınız. Türkiye'nin de işte bu federasyon, konfederasyon ayrımında bir tavrı var mı ya da bir karşı tavrı var mı? Yani bu tek devlet olacak, tek egemenlik olacak, tek siyasi kimlik sevgili olacak. Sevgili kardeşim, 2014-11 Şubat belgesinin çıkmasına kim katkı yaptı? Sayın Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken gelmedi mi buraya? Bütün partiler burada hem de bu odada buluşmadılar mı? Bu odada buluştular. Hepsi de buna onay verdi, imza attı. Ondan sonra başka başka konuşmaya başlayanlar çıktı yani aralarından. Sizin yakın geçmişte Ankara'da yaptığınız bir ziyaret vardı. Ankara'nın bize söylediği 11 Şubat 2014 çerçevesinde biz sadığız, federal bir çözüme desteğimiz sürüyor. Ankara'ya boş ver. Geçen gün Sayın Çavuşoğlu burada değil miydi? Beraber basın toplantısı yapmadık mı? Müzakere sürecine ve heyetine, başkanına, Cumhurbaşkanı'na desteğini bu müzakere sürecinde tekrarlamadı mı? Ama öyle bir izlenim yaradılar ki size farklı konuşurlar, onlara sanki farklı konuşurlar gibi. Yani o konuda ben ne söyleyeyim? Ben şunu söyleyeyim. Günler yaklaştı. İşte New York'a da gidiyoruz. Türkiye etkileri orada da olacak. Onlarla da tekrardan görüşeceğiz. Türkiye çözüm istediğini söylüyor. Bugüne kadar müzakere sürecinde bize yardımcı oldu. Çok net bir şekilde bunu yaşadık yani biz. Bize katkı yaptı Türkiye olumlu yönde. Bir olumsuz tavır müzakere süreciyle ilgili ben görmedim. Ben bir şey daha söyleyeyim. Yani biz bugün noktası virgülü değişmez garanti sistemi noktasından ki o noktadaydık. Bugün geldik bir noktaya diyoruz ki iki tarafı da memnun edecek. Bir tarafın güvenliği sağlanırken diğer tarafın tehdit olarak algılamayacağı bir model düşünelim. Tabii biz Kıbrıslı Türkler olarak Türkiye'nin güvencesinin devamını istiyoruz. Ama bunu o şekilde bir formüle bağlayalım ki Rum tarafı bundan tedirginlik duymasın. Bunu söyleyecek bir noktaya geldi Türk tarafı ve Türkiye de dahil. Türkiye de buna hazır mı? Yani biz bu konuda esneklik göstereceğiz. Türkiye de benzeri şeyler söylemiyor mu? Sayın Çavuşoğlu geldiğinde o da dedi ki aynı şeyleri söyledi. Benim söylediğime yakın şeyler söyledi. Daha evvelki gelişinde de benim uzun zamandır tekrarladığımın altını çizdi. Bir tarafın güvencesi sağlanırken diğer tarafta bunu tehdit olarak algılamasın dedi. Daha eski geldiğinde günü zamanı gelince konuşulur dedi. Ve konuşacağız dedi. Uzağa gitmeye gerek yok. Yunanistan'dan konuşmaya başladılar. Ve devam edecek. Sayın Başkanım, şeyde aslında de devam soruyu, edecek. Bu noktada bir şey daha unutmadan söyleyeyim. Ha, şimdi benim beklentim Türkiye'nin sonuna kadar bu süreci destekleyeceğidir. Ama eğer tavşana gaz, tazıya dut denecekse eğer, bu da çok yakın bir gelecekte ortaya çıkar. O zaman da biz çıkar deriz ki ha bize böyle, ona böyle. Bu benim beklentim değil. Böyle bir şeyin olacağını ummuyorum. Ben Türkiye'nin çözümde yarar gördüğünü değerlendiriyorum. Ve bunun bir an önce gerçekleşmesini istediğini değerlendiriyorum. Ama eğer yanılacaksam bunu hep beraber yaşayıp göreceğiz. O zaman konuşuruz. Şimdi bunu haklı kılacak bir durum söz konusu değil. Ve bunu bu şekilde konuşanlar da kafa bulandırmak için böyle davranıyorlar. Türkiye yetkililerinin ağzından en azından böyle bir şey çıkmadı. Ha, kendilerine kapalı kapılar ardından başka türlü mü söyleniyor? Doğrusu onu bilemem. Böyle bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Ama eğer öyleyse de bu çok uzak bir zaman dilimi olmadan kendini gösterecektir. Yani böyle bir şey var Sayın Başkanım. Rum tarafında özellikle yani Akıncı Anastasiya diz tamam ama Erdoğan ne derse o olacak. Çok yaygın bir inanış var. Bizde de şey var işte. Akıncı aslında bir figürdür orada. Bazı ağır ifadeleri de kullandılar. Ve aslında Türkiye Erdoğan'ın karar verecek olan. Ben size bir şey söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bu süreçteki önemini yadsıyamayız, tamam? Yani önemli bir figürdür Türkiye. Bu kadar yakın ilişki içindeyiz. Ekonomikman bu kadar büyük katkılar aldığımız bir tarihten gelen
bağlarımız var. Ama sanıyor musunuz ki siz Erdoğan bile olsa her dediğini bu topluma yaptırabilir? Yaptırabildi mi? Bazı seçimlerde bazı insanları Türkiye ister de denmedi mi bu toplumdan oldu seçimlerde? Bazı seçimlerde bunları hatırlayın. Sonuçta referandumda bu toplum karar verecek. Yani kendinizi küçümsemeyin bu kadar derim ben öyle düşünenlere, size değil. Yani bu toplumun kararıdır önemli olacak olan. Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların kararıdır. Ha Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin ilişkisi Yunanistan'dan Kıbrıs Rumlarınki gibi değil. Kabul. Çünkü o 53 yıldır bizden gasp ettiği devletin tek sahibi olarak dünyaca tanındı. Bambaşka bir konuma geldiler. Ama Yunanistan biz, darbe yaptı kendine ve oradan dolayı geri çekildi. Yani. Sadece o değil. Tek başına dünyaca tanınmış bir devlet olmanın getirdiği konumlar söz konusudur. O konumuyla 53 yıldır bir yer edindi. Avrupa Birliği'nin içinde BM'nin üyesi, gerçi Rum tarafında da sıkıntılar yaşandı ekonomik anlamda ama Yunanistan beş beterini yaşadı. Yunanistan'dan yardım alan bir konumda değil. Bizim ilişkilerimiz o boyutta değil tabii ki. Çok farklı bir ilişki sistemi içindeyiz biz burada. Ama ben böyle Türkiye ya da Sayın Erdoğan her dediğini burada yaptırabilir noktasında olmadığımız kanaatindeyim. Burada halka bizlerin söyleyeceklerinin çok daha önemli olduğunu değerlendiriyorum. Yani halkımız bizim kendisine, kendinin %60 oyla seçmiş olduğu liderinin kendisine söyleyeceklerine kulak vereceğine dair benim bir özgüvenim vardır. Eğer Türkiye ile birlikte ki onu yapıyoruz, istişare içinde götürüyoruz bu süreci, bu gizli saklı bir şey değil. Türkiye'nin desteğine her aşamada ihtiyacımız var ve günün sonunda Türkiye'nin de vereceği mesajın çok önemli olacağını değerlendiriyorum. Ama birisi çıkar ve Kıbrıs Türklerini bir kenara iterek bunu yapıyor zaman zaman Rumlar. Bazen bizim kendi içimizdeki bazı söylemler de yardımcı oluyor tabii ki onların bu tavırlarına. İşte konuşursak Erdoğan'la da bu işi hallederik tamamdır. Yok, o kadar basit değildir bu iş. Burada Kıbrıs Türk halkının vereceği kararda kendi özgür iradesinin büyük rolü olacağına inanıyorum. Etkisi yok mu? Var, vardır ama asıl söz sahibinin Kıbrıslı Türkler olduğunu düşünüyorum ben. Konfederasyonla federasyon arasındaki fark çok barizdir. Eğer konfederasyon olacaksanız iki tane uluslararası tanınmışlığı olan yapı söz konusu olacak. Kuzeyde bir devlet BM üyesi, güneyde bir devlet BM üyesi. İkisi arasında da sınırlı ilişki. Bu mümkün mü? Yapılsaydı bu kadar yıldır yapılırdı, başarılırdı. Yapılamadı. Olacağına dair de bir belirti var mı? Yok. Niçin 11 Şubat 2014 gündeme geldi? Mümkün olan odur da onun için. Biz de o mümkün olanı elde etmeye çalışıyoruz. Yıllarca bu şekilde konuşanlara benim söylediğim bir şey vardı. Mümkün olmayanı talep et ki mümkün olan da olmasın. Yıllarca bu yapıldı, denendi, bizi nereye getirdi? İşte Rumların tek başına Avrupa Birliği'ne girişlerini gördük. Başka da bir işe yaramadı. Dolayısıyla ben tekrar şunu söyleyeyim. Yani bakın ben şimdi New York'a gidiyorum. Ben arzu etmez miydim? Yani heyetim New York'a işte Sayın Dışişleri Bakanı'nda olsun. Hep beraber gidelim bu mücadeleyi birlikte yürütelim. Kıbrıs Türk'ünü barış içinde, huzur içinde bir geleceğe birlikte taşıyalım. Aynı frekansta konuşalım. Ama yok bunu yapamıyoruz. Yani o çünkü gelip yanıma oturduğunda BM Genel Sekreteri'yle ben konuşacağım, müzakere sürecini konuşacağım. O ne diyecek? Ben buna inanmam diyecek. Bizi 24 saatliğine tanı diyecek. Ban Ki-moon'a ona göre otursun Akıncı masaya diyecek. Ha hiçbir şey demeyecek. Hiçbir şey demediğinde de kendi kendine ters düşecek. O zaman o da şık bir durum olmaz. Dolayısıyla gerçekten sıkıntılı bir durum. Ben bunu hiç arzu etmiyorum ama böyle gelişti maalesef durum. Buna da bir şekilde alışacağız.
Dört özgürlüklerle ilgili kamuoyuna ben bir açıklamada bulundum. Çünkü dört özgürlüklerde orada durursanız her şey serbest, herkes istediğini yapacak. Hayır, öyle değil. Dört özgürlükle ilgili önemli bir iki konu vardır ki bunlar hakkın reddi anlamında değil. Ama o hakkın nasıl uygulanacağının düzenlenmesiyle ilişkilidir ve Avrupa Birliği normlarıyla da hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Mesela mülk alım satımlarıyla ilgili. Bir apartman düşünün 10 katlı, onun içinden bir daire almak başkadır. Bütün apartmanı satın almak başkadır. O konuda düzenleme hakkınız olacak. Bunun yanında şehir planlamaya ilişkin düzenleme haklarınız olacak. Ve ona göre işte her şey burada mal alım satım konusunda tümüyle serbesttir denemeyecek. Ama Sayın Başkan, yasakladığınız zaman şimdi de var öyle şeyler. Farz edin ki düzenleyeceğiz, yasaklamayacağız. Farz edin ki düzenlediniz. Almak isteyen yine onu almaz. Örneğin şu anda Kıbrıs Türklerin güneyde mal satması yasaktır. Düzenlenmiştir. Ama yani satan satıyor. Noter kağıdıyla satıyor. Bir başka şekilde satıyor. Yani bunlar kağıt üzerinde düzenlemesi. Şimdi güneyde olan... güneyde bir etkiniz yok. Denetiminiz yok. Ama kuzeyde kurucu devletin denetim hakkı olacak. Nerede ne var? Kim ne alıyor, ne satıyor bilebilecek tapu dairesi olacak. Kıbrıslı Türk'ün adını alırsa kim bilecek onu yani? Almak isteyen... Kıbrıslı Türk'ün olacak o. Ha, kendi gelip de orada zaten yaşama hakkı var. Yani right to abode dediğimiz olay, o serbesttir. Yani kim nere isterse gidip yerleşsin kardeşim, ona bir itirazımız yok. Ve mesela bunu yaparken... Biraz önce bahsettiğim örneği de yaşayabilir bu kişi. Gelip alabilir de bir daire. Bir yerde gidip bir arsa beğendiyse oraya yazlık bir ev de yapabilir. Otelde gelip konaklayabilir. Tek fark hiçbir yasal, siyasal hakkı olmayacak. Devlet mekanizmasında hiçbir hakkı söz konusu olmayacak. Yaşaya da bilir, gelip çalışa da bilir. Ya, gelip çalışmak ister ve iş bulursa bu ortamda. Muhtarlıkta da öyle. Muhtarlıkta da öyle yani, muhtarlık ve belediyede de sözcük olmayacak. Bu kişilerin right to abode dediğimiz, yani gelip yerleşim hakkımı kullanayım, bir yazlık evde kalayım, bir otelde konaklayayım veya bir küçük apartman dairesi satın alayım ve orada kalayım. Hatta iş bulursam işleyeyim. Bunların ne muhtarlıkta, ne belediyede, ne kurucu devlet meclisinde hiçbir seçme ve seçilme hakları olmayacak. Bunu bilerek gelecekler. Haklarını diğer tarafta kullanacaklar. Seçme seçilme haklarını. Bir kategori budur. Asıl önemli olan ki orada gene düzenleyici hakkımızı kullanacağız. Legal domicile dediğimiz ikamet hakkı. O da düzenlenecektir. Orada da bir var olan bir mutabakat var. Belli bir limitle olacaktır o. Onların olacak muhtarlıkta, belediyede seçme hakları. Belli bir yüzdeliğe kadar da eğer o seviyeye gelirse burada varlıkları, bir temsiliyet hakları da verilecek belediye işte. Meclisinde. Tam burada bir şey sorayım. Hakkında yerek rastlığın ama... Yok, yalnız bir şey söyleyeyim. Unutmadan bir şey söyleyeyim. Burada her iki örnekten de hareket ederek birinci günde, anlaşmanın birinci günde zaten büyük oranda, biraz önce konuştuğumuz çerçevede tazminatlarla çözülecek bu iş dediğimiz bağlamda Kıbrıslı Türklerin, Rumlar tabii çok hoşlarına gitmez bunu ben söyledim de ama bu bir gerçektir ve olacak olan odur. Kıbrıslı Türklerin gerek mülkiyet sahipliği bakımından gerekse buradaki nüfus bakımından çoğunlukları olacak. Bir iki kesimli federal yapı başka türlü olmaz. Bu böyle olacak ama bunun içerisinde adam gelecek bir yerde konaklamak isteyecek. Yazlık ev alacak, bir apartman dairesi alacak. Ben geleyim burada yaşayayım, ben bu sahilleri çok severim diyecek. Gelsin, istediği yerde, istediği gibi yaşasın. Bizden birileri Poli'de gidip ikamet etmek isteyecek, gitsin. Ama ikamet hakkı alacaksa o sınırlı olacak ve bu konuda bir anlayış beraberliği var. Sonsuz bir sınır mı yoksa bir geçiş süreci için mi? Yok, sürekli. O konuda bir sıkıntımız yok. %20 bir limit olacak. Onu da söyleyeyim. Yani bu gizlenecek bir şey değil. %20'ye kadar gelip
yasal ikamet hakkını alabilecek. Şimdi tam dört özgürlüklerden bahsetmişken biz burada dördümüz, beşimiz çözüme inanan ve fazla çekincesi olmayanlarız ama çekincesi olanların konuya girdiğiniz için söylüyorum. Kalıcı delegasyonlardan vazgeçeceğinizi iddia ediyorlar ve böyle olunca da iki kesimliliğin sulanacağı, çünkü birinci hukuk kabul edilmezse Avrupa Birliği'nde bu, yani bütün üye devletlerin kanunlarına, yasalarına yazılacak ki bu devletçiye gidip yerleşmeyecekler gibi. Tabii diyeceksiniz ki biz ileride eğer tek devlete, yani iki kesimlilik olmayacaksa 60 sene sonra, 100 sene sonra onu bilemeyiz diyeceksiniz ama şimdi böyle bir şey istiyor bu kesim, bu çekincesi olan kesim. Kalıcı delegasyonlardan vazgeçmemenizi ve iki kesimliliğin birinci hukuk olarak kabul edilmesini ve iki kesimliliğin sulandırılmamasını istiyor. Mümkün mü bu? Bir yanlış anlamayı giderelim. Bazı kesimler varacağımız anlaşmanın birinci hukuk olmasından bahsederler. Evet. Anlaşma değil birinci hukuk olacak olan. Eğer Avrupa Birliği müktesebatında sapma varsa derogasyon onun için istenir. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi bu çalışmaları yürütüyorlar. Hangi noktalarda bunu isteyecek? Mesela mülkiyetteki düzenleme hakkı. Bazılarına göre bu derogasyonsuz da yapılabilir veyahut da bu yasal ikametgah meselesi. Evet. Şimdi bunu bize hukukçular söylüyor, söylemeye devam edecekler. Günün sonunda eğer kalıcı derogasyon isteyen unsurlar hala olacaksa onun için bir süreç öngörmekteyiz biz. Bunun gerçekleşmesi için. Evet. 10. protokolla başlayan, yani şu anda askıdadır ya Avrupa Birliği müktesebatı, onu askıdan evet. indirecek olan Avrupa 10. protokolün işletilmesi söz konusu olacak. Onunla sınırlı kalmayıp daha ileri aşamaya götürüp de birinci hukuku daha sağlam hale getirmek için görüşlerimiz vardır, önerilerimiz vardır. Bunlar tartışılma sürecindedir. Onun için bu biraz daha zamana ihtiyaç. Sayın Başkan, aynı konu olduğu için kimsenin de aklında kalmasın. Şimdi biz sadece Kıbrıs'ta Rumlar gibi düşünüyoruz ama Birleşik Kıbrıs Avrupa Birliği üyesi olacak. Olacak. Örneğin İngilizler gelecek ve serbest yerleşim hakkına sahip olacaklar Polonyalıların da. Onları nasıl sınırlayacaksınız? Yani örneğin herkesi mi sınırlayacaksınız? 100 tane İngiliz gelirse de ben buraya yerleşmek isterim derse hayır 20'si yerleşecek, 80'i yerleşmeyecek mi diyeceksiniz? Yani şu anda bizim için iki kesimlilik önemli. Bu halkın bu adada işte Rum toplumuyla aramızda olan geçmiş nedeniyle yaşananlar vardı. Dolayısıyla birkaç tane konu vardır ki bizim bu hassasiyetleri anlamamız lazım. Biri güvenlik boyutudur meselenin. Bu çağda garantilere gerek var mı? Yani entelektüel bir tartışma yapıp senin de dahil olduğun nedir o vasat azınlığa girecek insanlar bulabilirsiniz daha etrafta. Ama sessiz çoğunluk ne der meselesine baktığınız zaman ve bir de geçen gün İtalyan Dışişleri Bakanı buradaydı. Onun da söylediği ilginç bir şey oldu. Bu güvence meselesinde dedi, yok ki illaki olacak, böyle bir tehlike yaşanacak ama o yaşanabileceği duygusu önemlidir dedi. Ben de bunun altını çiziyorum, o algıyı söylüyorum. İnsanımızda bu algıyı dikkate alıp Türkiye'nin bir şekilde bu güvencenin bir yerinde olması önemlidir bir. İkincisi iki kesimlilik meselesi. Evet, Kıbrıslı Türkler kendi bölgelerinde, çünkü neler çektik bu konuyu tartışa tartışa bir noktaya gelelim. Hala daha bu, ben bunu söyledim ya bu akşam, yer yerinden oynayacak o tarafta biliyorum, eminim yani. Ama sırf yer yerinden oynasın diye söylemiyorum. Ancak ne olacağını da söylemek durumundayım. Yani bunun da başka bir izahı yok başka türlü. Şimdi hem güneyde Kıbrıs Rum çoğunluğu, hem kuzeyde Kıbrıs Rum çoğunluğu kabul eder misiniz? Edemezsiniz. Yani bu iki kesimlilik olmaz. Ama efendim politik haklar bakımından sen yöneteceksin. Ama ben çoğunlukta olayım. Şimdi sen çoğunlukta olursan yarın politik hakları da talep edeceksin.
Ve bu bölgeyi de ben idare edeyim diyeceksin. Yani bunu Kıbrıs Türk'ü kabul edemez. Dolayısıyla bu temel konularda yurttaşlarımıza bu güvenceyi verebilmemiz lazım. Şimdi yabancılarla ilgili diskriminasyon mu yapacağız? Yok, onlar da bu sürecin içerisinde şimdi bile bir takım bir şeyler alınacağında onlar da bir şeyden geçer. Muktesebat uygulanmıyor. Şimdi uygulanmıyor. O gün geldiğinde uygulanacak. Eğer bir yerde bir sınırlama getirileceyse onları da kapsayacak. Yani Avrupa Birliği vatandaşlarına, yani Rumunla İngiliz arasında ayrım yapamayacağız pek fazla. Yani diyorsa ki bu bölgede inşaat yasağı vardır. Rum'a yasaktır da İngiliz'e serbesttir diyemeyiz. Yani o mümkün değil. Veya Alman'a İngiliz diyebileceğiz. Çünkü çıkıyor Brexit'den ama Alman'a ya da Fransız'a diyemeyeceğiz. Bunlar pratikte yaşanmayacak sorunlardır. Sorun bizim bu iki toplumun ilişkilerini doğru kurgulamamızdan geçer. Ve bir de kendimize biraz, yani biz daha kendimize değil bizden sonraki nesillere zaman vermemiz lazım. Görsünler bu gidişatı. Gelecekte artık hiçbir şeye gerek kalmadığını düşünürlerse gene bakarlar. Bunlar Allah kelamı olmayacak. Bunlar anlaşmalar olacak. Belki 20 sene sonra, belki 30 sene sonra. Ya neydi bu Akıncı'nın Anastasiyadis'in yaptığı? Buracığını değiştirebilirik falan diyebilirler ama biz en azından görünebilir gelecekte halkımızı güvenlik içinde yaşatmak zorundayız. Bu güvenlik hem ekonomik anlamda hem can güvenliği anlamında. Bir de tabii sizlerin de zaman zaman yazdığınız bir konu. Bu garantiler meselesinde statünün güvence altına alınması meselesi de söz konusu olacak tabii. Evet, zaman akıp gidiyor ama galiba soruları soramıyorsunuz yeteri kadar. Aslında Reşat'a söz vermek istiyorum adil süreyi adil paylaşmak açısından. Tabii. Kıbrıs Postası Genel Yayın Yönetmeni Aslında Reşat. Çok teknik meselelere girdiğimiz için ben biraz daha psikolojik ve duygusal meselelere gireyim. Anastasiyadis'i en iyi siz tanıyorsunuz. Ben en son anlam plandan hemen sonra Sayın Anastasiyadis'le bir söyleşi yapabilme imkanım oldu. Talat ile Christofias arasındaki sıkıntı da Sayın Talat hep Christofias'ın yeteri kadar cesur olmadığını söylerdi. Bunu defalarca tekrarladı. Siz Sayın Anastasiyadis'te bu cesareti, ya yoksa bir, çünkü bazılarına göre işte iş olsun diye, zaman kazansın diye bu oralarda bulunuyor. Siz birebir baş başa da görüşüyorsunuz. O cesaret var mıdır? O halkına evet ben bu planı kabul ettim, Papadopoulos'un yaptığı gibi gözyaşı dökerek imzaladım ama hayır deyin diyecek bir pozisyona gelmeyeceğini düşünüyor musunuz? Bir. İkincisi de tekrar başına dönecek olursak New York dönüşünüz 28'idir. Yani 1 Ekim'de yeniden mesai yapma durumunuz söz konusu olacak. Yani 2016 sonuna 90 günümüz var. O tarihten itibaren. Çok şey olmuyorum. Yani bir toll order der İngiliz. Yani beklentiyi çok yükseltmiyor musunuz bu 2016 sonu anlamında? 90 günden bahsediyoruz çünkü. Evet. Şimdi Anastasiyadis yeteri kadar cesur mu? O konuda tabii ki yani göreceğiz. Yani bu 90 gün içindeki gelişmeleri görelim de ona göre en son kararı verelim ama son zamanlarda verdiği demeçlerde sanıyorum ki o da toplumunu yavaş yavaş hazırlama yönüne gidiyor. Onu gözlemliyorsunuz. Facebook'ta yaptığı bir açıklama vardı. Oldukça cesur şeyler, ifadeler vardı içinde diye düşünüyorum. Eğer cesur diye tanımlamak gerekirse, yani geçmişte pek söylemediği, kendinin de başka liderlerin de, Rum liderlerin söylemediği bazı şeyleri söyleyebildiği. Ama bunun devamı gelir mi, gelmez mi? İşte bu 90 gün dediğiniz, bunun içerisinde göreceğiz. Şimdi bu 90 günle ilgili olarak şunu söyleyeyim. Döndüğümüzde Ekim'in içerisinde sıkı bir çalışmayla bu dört başlıkta
zaten büyük oranda uzlaşma olduğunu, işte bir kısmını size sıraladım da bu gece. Daha başkaları da var. Uzlaşılmayacağı belli bir iki noktayı, bu aşamada belli bir iki noktayı bırakıp gerisini her şeyle bitirirsek, ondan sonra yapmamız gereken dediğimdir. Yani çok uzak olmayan bir tarihte, belki Ekim sonu, belki Kasım başlarında yavaş yavaş o diğer formata geçip toprakla ilgili çalışmaları tamamlamak ve beşliğe geçmek. Şimdi anlayışlar çakışırsa bu iki konu bir yönetim, bir mülkiyet başlığı kadar çok zaman almaz. Yani asıl zaman isteyen başlıklar geride kaldı. Şimdi irade isteyen, kararlılık isteyen ve cesaret isteyen başlıklara geldi sıra. Ve sinkronizasyon isteyen, yani yalnız siz değilsiniz. İşin içinde garantör ülkeler de var. Bir kısmı ben çıkayım der, bir kısmı hayır ben devam etmek isterim der. Dolayısıyla geldiğimiz aşamada zaman faktöründen ziyade sizin söylediğiniz politik cesaret, kararlılık unsurlarının ağır basacağı bir noktaya geldik. Onun için benim cevabım evet, niyet varsa, kararlılık varsa bu 90 gün yeterlidir. Yeter ki karşılıklı olsun bu karar ve isteklilik. Bir yere varır. Teknik teferruat sarkabilir. Yani bazı yasaların tekrar yazılması, kurucu devletlerin anayasalarının hazırlanması vesaire vesaire. Ama bu çerçeve, yani bu çözümün artık görünür hale gelmesi bu 90 günde mümkün. Evet, Sayın Rasiz Reşat, soracağınız başka soru yoksa süremizi tamamlıyor Sayın Cumhurbaşkanım yavaş yavaş. Üzerinde bir soru var, onu sorayım da kurtulayım. Bitiriyor muyuz? Bitiriyoruz evet. Buraya gel. Çok soru mu kaldı? Buraya gelmeden önce mesajım ona tuttu bizi. Mausa inisiyatifi ve Mausa esnafı. Bu Derinye kapısı ne zaman açılacak? Yılbaşında açılır diyebilir miyiz diyorlar. Eğer bunu açamayacaksak çözüm de yapamayız, referandum da yapamayız. Eğer inisiyatif de hükümete kalacaksa diyorlar, çözüm çabalarında ne kadar destek olursa hükümet Sayın Akıncı'ya, bu konuda da o kadar destek olur gibi bir ifadeleri var. Elçiye zeval olmaz. Yani teşekkür ederim. O arkadaşlara da buradan selamlarımızı iletelim. Aslında bu arkadaşlar biliyor benim bu konuda ne kadar ciddi olduğumu ve ne kadar uğraş verdiğimi. Evet. Yani Kıbrıs sorununun kapsamlı bir çözümü için uğraşırken Derinye kapısı konusunda da karşıma çıkan engelleri de, o engelleri de nasıl aştığımızı da, bazı gazetelerde ne manşetlere atıldığını da hep hatırlarsınız. Onların da gözlerinin önündedir. Geldiğimiz noktada ihale sonuçlandı. Aldığım son bilgi 700 metre civarında eski asfaltın söküldüğü ve 5 ayda bu asfaltın yapılacağı, evet. Derinye ile ilgili. Aplış'la ilgili olarak da 5 ayda bir süreden bahsediliyor ama orada bazı kamulaştırma işlemleri de var. Hükümetin onları yapması lazım. Bir de güney tarafında daha uzun bir yol söz konusu. Rumların da onu daha hızlı bir şekilde yapmaları lazım. Yalnız Derinye'yle ilgili ve Aplış'la ilgili de aynı şey geçerlidir. Hükümetin yapması gerekenler var. Biz yine de bu konunun peşini bırakmadık. Müsteşarıma görev verdim. Çağırdı bütün ilgili bakanlıkları ve bir koordinasyon sağladılar. Bu konuda bir yazı geldi Başbakan Müsteşarından. Bu yapılan toplantıdan sonra kim ne yapacak? Kendi aralarında koordine oluyorlar ve bunun gereklerini yerine getirecekler. Yani elektrik olayı, bilgisayar olayı, işte polis kulübesi, şu bu, ne gerekli ne varsa. Yani burada benim yaptırmaya çalıştığım ve işte ikidir bu koordinasyon toplantılarını yaptırmamın amacı çok açık. Asfaltı yapıp bitirmeyelim UNDP'nin parasıyla da, ondan sonra bekleyelim kulübe, telefon, bilgisayar, şu bu. Paralel gitsin ki 5 ayın sonunda olay tamamlansın.
Biz bunu takip edeceğiz. Bitmesi için tüm uğraşımızı vereceğiz ama sivil toplum da bu işin takipçisi olsun derim ben. Tabii. Basın da bu işin takipçisi olsun derim ben. Bu konuyu gündeme getirsin, sorgulasın. Evet, yol başladı. İhale devam ediyor. Diğer yan unsurlar da başladı mı? Bunu sorgulasın basın da. Ve el birliğiyle bu kapıyı açalım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ediyorum. İçin. Tekrar hem Berete'ye hem bu yayını yurttaşların evlerine taşıyan diğer özel kanallarımıza da teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha herkese mutlu bayramlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin 4 gazetesinin temsilcileri olarak programımıza katkı verdiniz. Ayrıca bizi Genç TV'den, Kıbrıs TV'den, Kanal T ve Sim TV'den izleyen izleyicilerimize de İyi akşamlar dileyerek bugünkü özel yayınımızı, özel programımızı kapatıyoruz.